Hoş bulduk. Denizde ne vardı? Denizli'de de Deva Partisi mitingi vardı. Sen aradığında dönmek üzereydik. Yani sabah gittik. Saat 15'te miting yapıldı. 21.30 gibi de uçağa bindik. Nasıldı miting? Yani Deva Partisi'nin potansiyelinin biraz altında ama özellikle çeşitli baskılara maruz kalan bir parti olduğunu düşündüğümüzde iyi bir kalabalık topladı. İki haftadır izin verilmiyormuş. En son miting için izin verildiğinde şehrin dışında yokuş yukarı bir yeri verdiler. Afişleri toplatıldı. Hele bu organizasyonu, yani miting organizasyonu yapanlardan biri de bugün Deva'nın genel başkan yardımcısı olan fakat dün AK Parti Denizli milletvekili ve AK Parti'nin kadın ve aileden sorumlu bakanı olan Selma Ali Yakavaf'ın orada bulunması da onlar açısından tabii keder verici oldu. O Selma Hanım düne kadar iktidar sahibiydi. Bugün muhalif olmanın ceremesini çekiyor. Afişini asamıyor. Eski arkadaşlar afişini asmasına izin vermiyor. Miting alanı vermiyor. Yokuş yukarı bir yeri. Genelde... Bir şey diyeceğim İsmail. Şimdi Erdoğan'a ve AK Parti'ye baktığımız zaman bu özellikle bu Ali Babacan'a bir şeyleri var değil mi? Ona... Evet, ikisine de var. Aslında Ahmet Davutoğlu'na da var. Ahmet Davutoğlu da türlü baskılarla karşılaşıyor. İşte Sultanbeyli mitingini miting diye değil konser diye yapmak zorunda kaldı. Amasya'ya gittiğinde AK Partili partizanlar Cuma namazının çıkışında ona hain diye saldırıda bulunmak istendi. Benzeri hücumlar ona da var. Deva Partisi'ne de işte bu türden yasaklamalar, engellemeler, miting alanı vermemeler, Denizli'de olduğu üzere miting alanını hani yokuş yukarı bir yeri verse bile alanını daraltarak kalabalık toplanmayacak hale getirmeler gibi sistematik yaptırımlara karşı karşıyalar. Babacan'la konuştun mu? Evet. Nasıl? Tabii bugün altılı masa var yani. Evet. Aslında ben mitinge o yüzden gittim. Yani altılı masa öncesinde Babacan ne diyecek mitingin, bu altılı masanın gündemi ne olacak diye gittim. Birincisi altılı masanın önünde bir anayasa, onların parlamenter sistemi geçişi mümkün kılacak 32 maddelik bir anayasa taslağı hazırlığının dün itibariyle bittiğini öğrendim. Bugün sabah liderlerin önünde olacak. Bugün liderlerin önünde olacak. O 32 maddede bir unsur var, o çok önemli. Nedir? 24. maddeye girmemişler. 24. madde anayasadaki inanç özgürlüğü maddesi. Neden girmediniz diye sorduğumda dediler ki başörtüsü meselesinde mutabık kalamadık. Yani iktidarın önümüze getireceği başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi bekliyoruz. CHP hayır diyor. Anayasada bu iş çözülmez diyor. İYİ Parti ile Deva bir görelim diyor. Bir dakika. CHP hayır diyor mu kesin? CHP zaten AK Parti'nin ziyaretinde de hayır dedi ya. Hayır ama şöyle en azından şu maddeyi bir görelim diye Kılıçdaroğlu'na bir cümle. Hayır, CHP anayasada değil, bunu yasalarla halledelim diyor. Yasa, evet. Yasal güvence. Fakat Deva ile İYİ Parti bir görelim bakalım nedir diye düşünüyor. İYİ Parti de mi öyle? Evet. Görelim diye. Saadet ve gelecekse yapalım diyor. Şimdi bu durumda 24. maddede 3 ayrı görüş ortaya çıkıyor. O yüzden anayasa değişikliğinde 24. maddeye girmemişler. Onu taslağa gördükten sonra düzenleyecekler. Ama bu bile, bu ufacık bir maddede altılı masanın 3'e ayrılmış olması bile AK Parti'nin kendisi açısından ne kadar isabetli bir hamle yaptığını da gösteriyor. İsmail bir de bu, pardon. Bir de kesmeyeyim. Tabii yine o işte ortak çalışma grubu kurulmuştu. Söylem birliğini sağlamak ve ortak politikaların belirlenmesi için 60 başlık belirlemiş. Yani bu 60 başlığın 15-20'sinde mutabık kalmış. Bu şu demek, Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıktığında işte ileri süreceği vaatler ve kullanacağı söylemde çatlak ses olmasın demek. Evet. Bunun için 60 başlık belirlenmişler. Dörtte birinde uzlaşmışlar. Bütün bunlar bittikten sonra ortak Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceğini söylüyor Babacan. O da 2-3 ay sürecek, öyle anlaşılıyor. Yani Ocak sonunda filan. Evet evet, ancak biz Ocak gibi ortak Cumhurbaşkanı adayını görürüz. Ali Babacan diyor ki anayasa taslağımız elimizde bulunmadan bir hükümet programı ya da seçim beyannamesi gibi işte 60 başlıkta mutabık kalmadan Cumhurbaşkanı adayını açıklamayı doğru bulmuyoruz dedi. Sence? Bence hayır. Bence bu seçim aday merkezli, kampanya esaslı bir seçim. Ben onlardan başka düşünüyorum. Hangi iyi programı geliştirirlerse geliştirsinler. Hangi işte vaatlerde bulunursa bulunsunlar. Seçimleri topluluklar değil adaylar kazanıyor. Seçimleri esasen propaganda, yani seçimleri parti programlarından çok seçim propagandası kazanıyor. O evet. Nedenle ben güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı ve onun etrafında güven veren bir kadro ve esaslı bir kampanyayla yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten daha önce bir başka yazımda altılı masa altın gününe döndü demiştim. Bu iş uzadı. Yani altılı masa daha kaç tur daha dönecek? Yani hani tabirin bağışlasın vatandaşlar, okey'e dönmek gibi oldu. Yani bir şey sorabilir miyim İsmail? Uh-huh. Hani biz zaten arkadaşız ya. Uh-huh. Hani kameraları unutalım. Uh-huh. Sadece şöyle bir şey sormak istiyorum.
senin kafanda bu kadar çalışkan bir gazetecisin. Erdoğan'ın karşısında kazanır dediğin kaç aday var mesela? Var mı böyle adaylar var mı? İki aday var. Var. Ama isimlendiremem. Yok, tamam. İki aday kazanır diyorsun. Evet, ama isimlendiremem. Tamam, yani tamam. O da yakışıksız olur. Üçüncü husus BTP'nin bugün masaya gelecek olması. Heh. Biliyorsun Meral Hanım Bağımsız Türkiye Partisi'ni masaya getiriyor. Ben ısrarla sordum. Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili bugün hangi kararı vereceksiniz? Hı. Birazdan yayınlanacak yazımın da başlığı olacak. Altılı Masa'dan BTP'ye vize yok şeklinde olacak. Çünkü Ali Babacan ben ev sahibiyim. Her ne kadar ev sahibi olduğum için görüş belirtmem İsa sıraya girer ama aşağı yukarı siz de biliyorsunuz yaklaşımı dedi. Ve hafta içerisinde 5 genel başkanı gezdiğini anlattı. Benim haricen öğrendiğim kadarıyla bu liderler gezilerinde Saadet Partisi ve Davutoğlu kesinlikle hayır görüşünü savunuyor. Niye istemiyorlar? İstemiyor çeşitli birkaç nedenle. Tamam. Ali Babacan da aynı görüşe sahip. O da istemiyor. Bugün BTP'nin masaya katılması mümkün olmayacak. Yani ona ama evet bir ara formülden bahsediyorlar. Şöyle diyecekler. Yani seçim ittifakı olabilir. Gidin İYİ Parti ile aynı listeye girin diyecekler. İYİ Parti nasıl ki Gültekin Uysal'da zaten sizi olabilir. O getirdi. Ama bu arada öğrendiğim kadarıyla Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de partileri gezmeye başlamış bizi de alın diye. Hatta benim görüştüğüm bir DEVA yetkilisi diyor ki Hüseyin Baş'ı alırsak Hüseyin Baş'ı alır da alırsak Mustafa Sarıgül'e ne diyeceğiz? Sarıgül masaya vura vura TikTok çekerse biz ne cevap vereceğiz diye bir cevap da veriyor. Sarıgül biliyorsun belediye başkan adaylığı yapmış CHP'den. Tabii CHP'ye yakın bir isim. Belediye başkanı ona da yapmış. Diyebilirler git CHP'nin listesinden gir. Dolayısıyla bugün BTP'ye vize çıkmaz ama BTP'ye vize çıkmaması daha kritik olan bu. Hüseyin Baş'a mı hayır demektir? Meral Akşener'e mi hayır demektir? Ha. Günün sonunda göreceğiz. Çünkü burada Meral Akşener siz Hüseyin'e değil bana hayır dediğiniz sonucunu yapabilir. Çıkarabilir. Peki. İsmail şimdi aslında ben bunları konuşmak isterdim. Böyle de başladım ama öyle aktı. Ama şimdi seni dün 16'ya götüreceğim. Senin Denizli'de olduğun saatler. Hı hı hı. Ben de zaten Adana'daydım. Hı hı. Zeydan Karalar'ın oğlu Mert'in evet. Düğünü vardı Betül'le. Şimdi bir yazı yazdım. Bu altılı masa işte evet. Bu düğün. Orada işte Kılıçdaroğlu var, Akşener var, İmamoğlu var, Mansur gözlem yaptı 2500 kişinin arasında. Fakat dün 16.20'ye gelince yazının sonuna şöyle bir Halk TV komiterdeki evet, yazım. Evet. Terör bir kez daha stratejik bir zamanlamayla ülkemizi, halkımızı, demokrasimizi hedef aldı deyip devam ediyorum. Evet. İlgilisi Halk TV komitere girip okuyabilir. Fakat dün bir hain saldırı oldu. Evet. Bunu duyduğun anda... O andan itibaren neler hissettin? Yani ürperdim. Ben şimdi hep de böyle bana denk geliyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Suruç saldırısı meydana geldiğinde kız kardeşimin düğünündeydik. Yani soğudum böyle. Düğün salonunun dışına çıktım, oturdum. Ne olacak diye kaygılanıyorum. Ankara saldırısı meydana geldiğinde Manisa'da